Baskı stil tablosu seçmek. AutoCAD çizimlerinizi bastırırken bir pen tables yani baskı stil tablosu seçmenin neden gerekli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Microsoft Word veya Adobe Photoshop programında baskı işlemi yaparken kesinlikle bir baskı stili tablosuna ihtiyacınız olmaz. AutoCAD programının vektör tabanlı yani ekranda gördüğünüz gibi piksellerden değil, matematiksel tabanlı eğri ve doğrulardan oluştuğunu hatırlayın. Şimdi baskı stillerinden bahsedelim. Layer Properties Manager yani katman özellik yöneticisi düğmesini tıklayın. Seçili olan Def Points özelliğinde renk sütununda bulunan renk kutucuğuna çift tıklayın. AutoCAD programının renk seçicisi açılacaktır. Buradan renk seçtiğinizde rengi gerçekte seçmezsiniz. Sadece sanal bir renk seçmiş olursunuz. Eğer imleci kırmızı renk üzerine getirirseniz Hemen üstünde index color 1 diye bir sayı göreceksiniz. Sarı renginin üzerine geldiğinizde ise sayı 2 olacaktır. Yeşil renge geldiğinizde ise sayı 3 olacaktır. Bildiğiniz gibi sadece bu 7 rengin gerçek bir ismi vardır. Bu pencerede yer alan bu renklerin dışındakiler sadece numaralarla adlandırılırlar. Bu numaralar her renge atanan kalem numarasını temsil ederler. Bir numaralı renk numarasına ayarlanmış olan her katman kırmızı olarak görünüyor. 2 numaralı renkle ayarlanmış katman sarı, 3 numaralı renkle ayarlanmış katmansa yeşil olarak görünecektir. AutoCAD programında 255 adet renk vardır ve bu renklerin her biri farklı bir yolla baskı için düzenlenebilir. Bu iletişim kutusunu kapatın. Hızlı erişim araç çubuğunda yer alan plat düğmesini tıklayın. Baskı stil tabloları buradan belirlenir. Pen Assignments yazılı olduğuna dikkat edin. Plot Style Table iletişim penceresinden Monochrome Pen Table seçeneğini tıklayın. Evet düğmesine tıklayın. Bu Pen Table'da basılan tüm renkler siyah olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu tabloya daha yakından bakmak için açılır menünün yan tarafında bulunan Edit düğmesini tıklayın. Tablo verilerini görüntülemek için kullanılan iki yol vardır. Bu işlemi yapmak için Table View sekmesini tıklayın. Bu Microsoft Excel'e çok benzemektedir. Ardından Form View sekmesini tıklayın. Bu sekmede sol tarafta bu tabloda bulunan bütün renklerin listelerini görebilirsiniz. Bu listeyi fare ile tıklayıp sürüklerseniz 255 adet renk olduğunu görebilirsiniz. Eğer bu listeden bir renk seçerseniz sağ tarafta yer alan bu ayarlamaları düzenleyerek bu rengin bastırılınca nasıl etki edeceğini düzenleyebilirsiniz. Ancak şimdilik bu renk siyah olarak basılacaktır. 2 numaralı rengi seçerseniz bu renkte siyah olarak basılacaktır. Ayrıca 9 numaralı renkte siyah olarak basılacaktır. Yani bütün renkler şu anda siyah basılacaktır. Çünkü Plot Style Table bölümünde Monochrome Pen Table ögesi seçilmiştir. Şimdi bir değişiklik yapalım. Listeden 2 numaralı rengi seçin. Renk açılır menüsünden 2 numaralı rengin kırmızı basılması için kırmızıyı seçin. Başka bir değişiklik yapmadan, bu rengi kaydetmek ve orijinal rengin üzerine yazmamak için Save As düğmesini tıklayın. Açılan Save As iletişim penceresinden kendinize ait renge istediğiniz ismi verebilirsiniz. İsmi verdikten sonra Kaydet düğmesini tıklayın. Ardından Plot iletişim penceresini kapatın. Plot Style Table açılır menüsünden yeni oluşturduğunuz rengi seçin. Ardından bu baskı işlemini bitirmek için yazıcınızı seçin. Fiziksel bir yazıcıya bağlı olmadığınızdan Name açılır menüsünden DVG to PDF sanal yazıcısını seçin. Siz kendi makinenizde bağlı olan herhangi bir yazıcıyı seçebilirsiniz. Paper Size açılır menüsünden mektup boyutu olarak bilinen boyutları 8.5'a 11 olan ansi kağıt boyutunu seçin. What to Plot açılır menüsünden baskı alanınız için Window seçeneğini tıklayın. Baskı sınırınızı belirlemek için çizimin sol üst köşesinden sağ alt köşesine doğru seçin. Baskıyı kağıdın ortasına yerleştirmek için Center the Plot seçeneğini işaretleyin. Farklı bir ölçekte bastırabilmek için Fit to Paper seçeneğinin işaretini kaldırın. Scale açılır menüsünden çizimi kağıda sığdırabilmek için birebir seçeneğini tıklayın. Preview alanında kırmızı çerçeveyle gösterildiği için bu ölçek çalışmayacaktır. Bunun için Scale açılır menüsünden 1'e 2 seçeneğini tıklayın. Preview alanında bir sorun görünmüyor. Bu ölçek çalışacaktır. Bu noktada ön izleme yapabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce iletişim penceresini çizimi görebileceğiniz uygun bir noktaya taşıyın. Renk tablosunda renk sayısı 2 olanı kırmızı olarak basılacak şekilde ayarladığınızı hatırlayın. Renk sayısı 2 olanın karşılığı sarıdır. Bu çizimde yer alan geometrik şekil sarı görünmektedir. İletişim penceresini geri yerine getirebilirsiniz. Preview düğmesini tıklayın. Gördüğünüz gibi sarı çizgiler baskıda kırmızı olarak görünecektir. Bu değişikliği basılmış olan sayfada da görebilirsiniz. Bu baskı işlemini bitirebilmek için ön izleme penceresini kapatarak baskı iletişim penceresine dönebilirsiniz. Ancak bunun yerine farenin sağ tuşunu tıklayın. Açılan menüden Plot yani baskı seçeneğini tıklayın. Eğer çiziminizi fiziksel bir yazıcıya gönderirseniz baskı alabilirsiniz. Eğer sanal bir makineyi seçtiyseniz bir PDF belgesi olarak kaydetmek için bir isim belirlemelisiniz. Belgeyi kaydedeceğiniz yeri masaüstü olarak bırakın. Belgeye bir isim vererek Save düğmesini tıklayın. Ekranda bitmiş olan baskının bir örneği görüntülenir. Bir renk tablosu oluşturmanın faydalarından biri de AutoCAD programını kendi ofis standartlarınıza göre özelleştirebilmenizdir. Bazı ofisler bütün baskı ihtiyaçları için kullanabilecekleri bir renk tablosu oluşturabileceklerdir. Şimdilik bir başlangıç öğrencisi olarak en iyi olasılıkla çizimlerinizde monochromatic pen table kullanarak çizgi çalışmalarınızı siyah renk kullanarak basabileceksiniz.